Merhaba arkadaşlar. Nahiv dersimizin 3. hafta 2. konusu mef'ulün bihi yani nesne konusu. Biz fiil cümlesinin unsurlarını görüyorduk sırasıyla. Önce isim cümlesini gördük. Mübteda ve haberden oluşuyordu. Şimdi fiil cümlesinin unsurlarını göreceğiz. Faili gördük. Cümledeki özne olan kelimeyi. Şimdi nesne yani mef'ulün bihi olan kelimeyi göreceğiz. 4 tane daha mef'ul türü var ama onlar farklı şeyler için kullanıyorlar. Zaman için, mekan için, manayı kuvvetli demek gibi maksatları kullanan başka meful türleri de var. Bu mefulün adı mefulün bi. Nesne yani. Tanım şöyle çok kısa bir konu. Failin yapmış olduğu eylemden etkilenen kelimeye mefulün bi denir. Fail her ne yapmışsa o eylemden etkilenen kelimeye mefulün bi deniyor. Örneğin fail bir şey yemiştir. Yediği şey o yeme eylemden etkilendiği için mefulün bi konumundadır. Fail bir şey içmiştir, içilen şey mef'ulün bih. Fail bir şey kırmıştır, kırılan şey mef'ulün bih'tir. Yani ilgili eylemden etkilenen kelimeye biz mef'ulün bih diyeceğiz. Mef'uller arkadaşlar ileride göstereceğim mansubat diye bir konu var. Mansubattan dolayı dolayısıyla harekesinin fetha olması gerekir. Fail dammeydi son harekesi. Mef'ul olan, nesne olan kelime harekesinin fetha olması gerekir. Bu önemli bir husus. Faili bulurken arkadaşlar, yani tekilse ama fetha, iki çoğulunda durum değişecek, onu ayrıca işleyeceğiz. Yani şimdilik fetayı bilelim. Hareketi fet olacak. Mef'ulün bihi bulurken fiile neyi kimi neye kime gibi sorular sorulur. Aldığınız cevap size mef'ulü verecektir. Şeye başlamadan, örneğe başlamadan şunu da söyleyeyim. Mef'ulün bihi illa da cümlede bulunmak zorunda değil. Bir fiil cümlesinde mutlaka fiil ve fail bulunur. Ama mef'ulün bihi'nin varlığı fiile bağlıdır. Fiil, mef'ulün bihi almaya ihtiyaç duyan bir fiil ise mef'ulün bihi orada bulunur. Fiilin mef'ule ihtiyacı yoksa yani mef'ulün bih olacak kelimeye ihtiyaç yoksa mef'ulün bih'e ihtiyaç da yoktur. Mesela nehir taştı dediğiniz zaman bakın. Nehir taş dediği zaman eylem nehirde kalıyor. Başka bir şey etkilenmiyor. Dolayısıyla bir mef'ule ihtiyaç yok. Bu cümle mef'ulsüz kurulur. Ama Ali okula Ali işte çayı içti dediğiniz zaman Ali içti demişsiniz. Orada içilen şeyi söylemek zorundasınız. Yani eylem bir başka şeye sirayet etmiştir. Neyi, kimi sorularına bir cevap bulmak zorundasınız. Burada mef'ule ihtiyaç vardır. Yani söyleyeceğim mef'ul her cümlede bulunmaz. Mef'ulün bih fiilin durumuna bağlıdır. Mesela Ali uyudu diyeceksiniz. Name Ali yün. Bu kadar bu cümle. Yani burada eylemi yapanda kalıyor. Yani eylem diyelim ki uyumak, eylemi yapanda kalıyor. Eylemin kendisi başka şeye sirayet etmiyor. O halde bu cümlenin mef'ulün bihi ihtiyacı yok. Ama şöyle bir cümle düşünün. Mesela işte Ali mektubu yazdı. Eylem mektuba sirayet etmiş. Yani bu cümlenin mef'ulün bihi ihtiyacı var. En azından şunu bilelim. Demek ki her fiilin mef'ulün bihi ihtiyacı yokmuş. Ama varsa dizilim şöyleymiş. Fiil, fail ve mef'ul şeklinde imiş. Cümleye bakarsanız. Darbel haris diyor. Hırsız vurdu. Ellisa. Bekçi vurdu, dövdü. Ellisa hırsızı dövdü. Burada bakın el harisu kelimesi fail, darabe fiil. Eylem yani vurma eylemi hırsızın üzerinde gerçekleştiğine göre burada hırsız mef'ulün bih konumundadır. Yani ellisa kelimesi ki harekesi de zaten feta olmuş son kısım, son harfin harekesi. Durum böyle. Birkaç tane örnek göstereyim mesela. Vezza diyor dağıttı. Reis-i Lejne Komisyon Başkanı el amele işi dağıttı. Bakın neyi işi dağıttı? Dağıtma eylemi iş üzerinde gerçekleşmiş. Tanımımız şöyleydi ya, yapılan eylem neyin üzerinde gerçekleşiyorsa biz ona mef'ulün bih diyorduk. Mesela tengulü süfünü el bedaya diyor. Gemiler ticaret malları taşırlar. Taşıma eylemi ticaret malları üzerinde gerçekleşmiş. Bir daha kelimesi mef'ulün bih'tir. Ekele racülü beydaten demiş. Adam yumurtayı yedi. Yumurta, eylem yumurta üzerine gerçekleşmiş. Dolayısıyla mef'ulün bih'tir. Hafizat Timmiz diyor. Sureten öğrenci bir sure ezberledi. Ezberlemek sure üzerine gerçekleşmiş. Dolayısıyla mef'ulün bih'tir. Tegadet talibi kitabehu diyor. Öğrenci kitabını kaybetti. Kitap kelimesi orada yine mef'ulün bih olarak kullanılmış arkadaşlar. Yani cümlede eylem, yapılan eylem cümledeki her neyin üzerine gerçekleşiyorsa o kelime mef'ulün bih olarak karşımıza çıkacak. Kitap bölmemiş ama ben söyleyeyim. Biz mef'ulü iki bölüme ayıracağız arkadaşlar. Mef'ulün bih sarih, mef'ulün bih gayri sarih. Eğer mef'ul direkt harfi cer, birkaç tane harfi cer göstermiştim. O harfi cerler olmadan direkt gelmişse ona mef'ulün bih sarih denir. Harfi cer vasıtasıyla gelmişse mef'ulün bih gayri sarih denir. Harfi cerle de gelebilir çünkü. Ne diyor bakın?
Fiil mefulün bihini harfi cersiz doğrudan direkt almışsa bu tür fiillere mefulün bihi sarih denir. Reme seyyahat eşşebekede diyor mesela. Avcı ağı attı. Şebeke burada. Mefulün bih sarihtir. Direkt gelmiş. Ketep risaleten. Risale burada mektup. O da yine aynı şekilde burada mefulün bih olarak kullanmış. Şu T'ler, T'ler, tüler fiilin sonuna birleşince fail oluyordu. Söylemiştim geçen ders. Mefulün bih hali sarih de şöyle. Fiil mefulün bihini harfi cer vasıtasıyla alıyorsa buna da mefulün bih hali sarih denir. Hangi harfi cerin kullandığı da tamamen sözlüksel bir bilgidir. Yani bilmek gerekir. Cümleye bakın mesela. Bakın tevekkeltü alallahi demiş. Tevekkeldeki tü fail bir defa. Tevekkeltü diyor ben tevekkül ettim alallahi. Allah'a tevekkül ettim. Bakın kime sorusunun cevabı. Tevekkül etme eylemi Allah'a sirayet ediyor. Yani Allah'a tevekkül edilmiş. Dolayısıyla burada bakın harfi cer var. Ala harfi cer. Gösterdiğim harfi cerlerden birisi bu. Alallahi ifadesi burada mefulün bihtir ve bu tür yapıda bu tür mefullere mefulün bir hali sarih denir. Gadibe ala sahibi demiş arkadaşına kızdı. Gadibe ala ile kullanılır. Bakın gadibeden sonra ala sahibi ifadesi var. Yine bura mefulün bir hali sarih. Kultu lehu demiş ona söyledim. Şurada lehu yine mefulün bir. Bakın kultu lehu. Kultu ben söyledim. Lehu ona söyledim. Şu tü fail lehu. Cer mecrur. Harfi cer mecrur. Mefulün bir hali sarih. Harfi cer var burada. Lam harfi ceri. Nihayetinde harfi cerlik gelmişse mefulun bir hari sarih, harfi cersiz gelmişse mefulun bir sarih diyeceğiz biz ona. Ve en son başka bir şey daha söyleyeyim, bitirelim arkadaşlar. Olur şeyin her konuyla alakalı bir uyum anlatıyordum. Mesela müpteda ile haber arasında bir münasebet vardı. İşte fiille fail arasında bir münasebet vardı. Müzekkerlik, menisket, sayı uyumu. Burada öyle bir şey yok. Yani mefulle hiçbir kelimenin hiçbir bağlantısı yoktur. O açıdan gramer açısından da bize yardımcı olacak bir şey yok. Uyum olması aslında bizim için bir avantaj. Uyum olunca gramer açısından ilgi durumu gözetebiliyorsunuz. Gramerle alakalı mana bilmeseniz daha yapabilirsiniz. Uyum yoksa eğer ilgili konunun diğer kelimelerle arasında bir bağlantı söz konusu değilse burada tamamen her şey manaya kalıyor ki alışmaları yaparken göreceksiniz. Tamamen kelime anlamı lazım olacak bizlere. O zaman özetleyelim durumu şöyle. Mefulün bih nedir? Failin yapmış olduğu eylemden etkilenen kelimeye mefulün bih diyorduk. Harekesi fetaydı. Neyi kimi sorularıyla buluyorduk. İki bölüme ayırdık. Mefulün bih sarih direkt gelenler. Mefulün bih hali sarih de olur da harfi cerli gelirse harfi cerli olanlara da mefulün bih hali sarih diyordu. Dördüncü ünitemiz. El cümletün fe'liye. Fiil cümlesinin unsurlarını görüyorduk biz. Bu defa el mef'ulü bih demiş. Mef'ulü bihi göreceğiz. Şurada 3 tane örnek var. Bakın ilgili eylem şu kırmızıyla yazılan kelimelerin üzerinde gerçekleşmiş. Ayrıca kırmızıyla yazılanların son harfine bakın. Hepsinde son harfe feta olmuş. Ketebe yazdı el muallim el misal diyor. Öğretmen örneği yazdı. Fiil, fail, misal, mef'ul. Harekesi feta yani nesne. Çünkü yazma eylemi örnek üzerinde gerçekleşmiş. Şeribe içti etlifli çocuk. Ellebene sütü içti. Hareke fete bakın. Bakın içme eylemi süt üzerinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla mef'ulün bihtir. Garat Fatımetü diyor. Fatıma okudu. El kitabe kitabı okudu. Bakın okuma eylemi kitap üzerinde gerçekleşmiş. Kitap mef'ulün bih. O yüzden harekesi fete olmuş. Sırasıyla fiil fail ve mef'ulün bih yani nesne olarak gidiyor. Burada iki tane de kısa basit kaide okuyacağım. Alıştırmalara geçelim. El kaidetü. El mef'ulü bih demiş. Mef'ulü bih nedir? İsmin bir isimdir. Yeti gelir. Fil cümleti cümle içerisinde. Fil cümleti fiiliye fiil cümlesi içerisinde. Badel fiili vel faili. Fiilden ve failden sonra gelir. Adeten genelde demiştik derseniz. Çünkü bu %100 bir durum değil. Genelde böyledir. Tam cümle şöyle oldu. Mefulun bi genelde fiilden ve fiil cümlesi içerisinde. Genelde fiilden ve failden sonra gelen kelimedir. Yukarıdaki örneği yazmış. İkinci madde. Ve ismin mansubun o mansup bir isimdir. Yani fetal demeye çalışıyor. Tesere etkilenir. Min fiilil faili. Failin eyleminden etkilenir. Bunu da bağlarsanız şöyle oldu. O yani mef'ulün bi failin eyleminden etkilenen mansup yani fetalı bir isimdir. Şimdilik fetalı diyorum çünkü mansubun farklı türevleri var. Bu da yukarıdaki cümlenin aynısı. 3. El mef'ulü bih mansubun diyor. Mef'ulü bih mansuptur. Yani nasb halindedir. Yani fethalıdır.
Ve alametün nasb, nasb alameti fil ismil müfret, tekil isimdeki nasb alameti el fetatü fetadır. Bakın tekil isimdeki nasb alameti fetadır. Bu ikile ve çoğula çevirince iş değişecek. Onu da ikil çoğul konusunda göreceğiz zaten. Direkt çalışmalara geçebiliriz. Kitap meful bih sarih, meful bih hayri sarih diye bir taksime girmemiş. Bir cümle, birinci çalışmaya bakarsanız. Ayın diyor belirle el faile ve mefule bihi faili ve mefule bihi belirle fi cümle taliye aşağıdaki cümlelerde vel bil evakir ahirehuma ve son kısımlarını harekele demiş. Faili bulacağım hemen fiilden sonra geliyor. Mefulü bulacağım hemen failden sonra geliyor o da. Failin harekesi damme, mefulün harekesi feta. O zaman bakın kaddeme et talibu dediği fail harekesi damme. El kahvede dediği meful harekesi feta. Soru nasıl olur? Diyelim ki bir cümle verilir. Bu cümledeki mefulün bih aşağıdakilerden hangisidir? Bu cümlenin faili aşağıdakilerden hangisidir diye soru olabilir. Şehadet fiil. Zeynep fail harekesi damme. Elme tara meful harekesi feta. Son harfine mi arkadaşlar? Dediğim gibi kelimenin nahiv açısından cümlenin hangi öğesinin olduğuna dair bir işarettir bu son harfin harekesi. O da son seste ortaya çıkar. Rafa'da diyor reddetti. Ele bu fail. Damme, talebe, meful, feta. Laibel veledü küraten demiş. El veledü fail, damme, küraten, meful, feta. Şimdi bir de bazılarına şey koyuyorum, bazılarına koymuyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazılarını şöyle yazıyorum, tenvinle. Bazılarını sadece tek bir feta ile yazıyorum. Bunun sebebi şu. Eğer kelimenin başında elif lam takısı varsa sonu tenvinsiz yazılır arkadaşlar. Kelimenin başında elif lam takısı yoksa sonu tenvinle yazılır. Bunu belirleyen bu çünkü bazılarına mesela tek hareke koydum. Bazılarına mesela iki hareke, iki feta koydum. Yani teminli yazdım. 5. Yeşrebü tıfl el halibe diyor. Tıfl fail el halibe meful. Hareke feta. Telal binkü kürate demiş. Fail bu, meful bu. Harekelerini kendisi koymuş zaten. Yedüsü zemil el luvatel arabiye demiş. Zemil fail el luvate meful. Yalnız arkadaşlar şurada bakın. Zemili var. Şu önceden de bir geçmişti bir anlattım. Zemil arkadaş artı benim manasına gelen bir ye var burada. Aitlik manası içermek üzere. Normalde bu ayrı bir kelime, bu ayrı bir kelime. Yani zemil ayrı, ye ayrı. Çünkü benim arkadaşım ifadesi var burada. Bunu saymıyorsunuz. O ayrı bir kelime. Zemilin son harfinin üstüne dammayla alması lazım. Fail damma alıyordu ya. Ona bu ye engel oluyor. Çünkü ye'den önceki harfin herkesi her zaman kesre okunmak zorunda. Normalde şu lam kelimenin son harfi lamdır. Bizim lam et damme koymamız gerekir. Fakat ye buna engel oluyor arkadaşlar. Çünkü ye'den bir önceki harfin herkesini sürekli kesre okumak zorundayız. O engel oldu. Öyle zemili okudum. Sakın ye'nin üzerine damme falan koymayasınız. Ye orada ayrı bir kelimedir. Müzekker müennes konusunda gösterdim bunu. 8'de de Ahmet fail, mae meful olmuş. Fail, damme, mae de fete aldı. Anlamları şöyle. Kaddeme talip diyor, öğrenci sundu el kahvete, kahve sundu. Li sadikihi, arkadaşına, sadik arkadaş. 2. Şehadet Zeynep diyor. Zeynep, şahide izlemek, şahit olmak. Zeynep isim, metal yağmur, min harfi cer, dendan, nafize de pencere. O zaman ne olur? Zeynep pencereden yağmuru izledi. 3. Rafa'da reddetmek, ebu baba, talep, istek, edepte nezaket demek. Burada da bir bi harfi ceri var, o da ile manasına geliyor. Deriz ki baba isteği nazik bir şekilde reddetti. 4. Laybe oynadı, elveledü çocuk, küretel kadem, ikisi beraber arkadaşlar. Küre top normalde, kadem ayak demek, ayak topu yani ikisi birlikte futbol oynadı olacak. 5. Yeşrabı tüflü diyor, çocuk içiyor. El halibe süt içiyor. Fil hadike bahçede yapıyormuş bunu. Bir sonrakinde telabı oynuyor. El bintu kız çocuğu kürate selle. Bu da arkadaşlar küre top selle aynı şey demek yuvarlak pota. Basketbol oynuyor. Fil melabi. Melab oyun sahası. Filin de manası var. Oyun sahasında basketbol oynuyor. İkisi birlikte bu futbol. Neredeydi? Küratül kadem. Bu da basketbol. Yedrüsü zemini diyor. Zemil arkadaş bakın. Ama y var sonunda. Oradaki y kelimenin sonuna birleşince aitlik manası veriyor. Zemili benim arkadaşım. İsmi benim adım. Kalemi benim kalemim gibi.
Zemili diyor, benim arkadaşım okuyor. El Lugatil Arabiye, Arapça dersi okuyor. Arapça dili okuyor. Fi İstanbul demiş. İstanbul'da Arap dili okumaktadır. Ve son cümle. Yeşrabu içiyor. Şu bir olumsuzluk eki. Bunun da zamanı geleceklerde. Yeşrabu içiyor ama la yeşrabu içmiyor demek. Ahmet diyor. Mae suyu içmez. Matar yağmur suyu. Tam cümle deriz ki. Masu matar yağmur. Ahmet yağmur suyu içmez. İki. İhtar seç demiş. Mefulen bihi münasiben uygun bir mefulen. Bih seç. Sümme sonra sümmet bit ahirehu sonra da diyor son kısmını harekeli. Dediğim gibi mesela konuyu anlatırken söyledim. Mef'ulün bihin bir yerle gramer açısından bir bağlantısı yok olmayınca da gramer açısından bize yardımcı olacak bir şey yok demektir bu. O yüzden sadece anlamla yapabilirsiniz bu alıştırmayı. Fease diyor ve muayene etti. Tabii bir doktor. Işıklarda ne var? Hasta var, fakülte var ve taam var, yemek. Hastayı muayene edecektir. Dolayısıyla cevap A'dır. 2. Ekele dıflü diyor. Çocuk yedi. El halibe süt. El fakiye elme. El zehrate çiçek. Yenilebilecek bu olduğuna göre cevabımız el fakiyeti olur. Son harekeli de fetha ama. Son harekelerini diyor ki da baştan söyleyeyim hepsine. Son harekeye fetha koyacaksınız. Harekesini de koy demişti. 3. Zare diyor. Zare ziyaret etti. El muallimu. Öğretmen ziyaret etmiş. Bakın. El bahre denizi ziyaret etti. Es semekete balığı ziyaret etti. Ettüllabe öğrencileri en mantıklısı öğrenci olur. Fissekeni seken yurt demek. İlk defa geçiyor. Diyor ki yurtta öğrencileri ziyaret etti. Teallemet et talibet diyor. Kız öğrenci eğitimini aldı. Ne eğitimi almış bakın. Fil medreseti okulda almış. Eşşecerede ağaç eğitimi. El eser çiçek eğitimi. El kitabe yazı eğitimi aldı. Ki doğru cevap yazı olacaktır. 5. Terkebu Hatice diyor. Hatice biniyor. El gurfete odaya, es seyyarete arabaya, es sevbe elbiseye biniyor. Dolayısıyla doğru cevap B olacaktır arabaya. 6. Tünazifu diyor. Temizliyor. El hadimu. Hadim hizmetli demek. Arkadaşlar el hadimetu. Bayan hizmetli temizliyormuş. Bayan hizmetli. Elifte el beyte. Evi temizliyor. Es sefere yolculuğu temizliyor. El meselete problemi temizliyor. Dolayısıyla doğru cevap E olacaktır. Yolini diyor, ilan ediyor. El validu baba. El kitabe kitabı. El habere. Haberi ilan ediyor. El kıssate hikayeyi de ilan ediyor. İlan ediliyorsa haber ilan ediliyordur. 8'de yuhtimu diyor. Hizmet ediyor etmektedir. El ebu baba. El üsrate aileye. Eşşariyan caddeye hizmet ediyor. El hissate. Hissa ders demek, konu demek. Derse hizmet ediyor. Aileye hizmet edeceğine göre uygun cevap aile olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gramer açısından hiçbir şey söyleyemedim. Bana yorumlayacak hiçbir şey yok. Çünkü mef'ulün bihim bir yerle bağlantısı yok. Bir. İkinci alıştırmamız. Ecip diyor cevap ver. Ecip annesiyle sorulara cevap ver. Bir mef'ulün bir mef'ule cevap ver ki mef'ulün bir. Kema fil misal. Örnekte olduğu gibi bir mef'ule cevap ver. Me'addapt yazarak ahiri kül kelime her kelimenin de diyor son kısmını dapt ederek yani harekesini koyarak diyor cevap ver. Kendi yaptığına bakalım. Kendi yaptığında ne var? Leyse diyor yok. Leyse yok demek. Bir tane cümleyi iyi anlayalım. Fi beyt evinde yok. Fi beyt talip öğrencinin evinde yok. Saat yok. Karşısına ne demiş bakın. Bu sin gelecek zaman ekiyle ekleri gösterirken onu şey yapmıştım. Muzari fiilin başına gelip onu gelecek zaman eki çeviriyordu. Bir de sefe vardı. Sin ve sefe gelecek zaman ekidir. İşteri yeşteri de satın almak. Seyeşteri satın alacak demiş. Talibi öğrenci zaten bir saat satın alacak. Şimdi bu bize sürekli diyecek ki işte şunun evinde şu yok. Şunun arabasında şu yok. O yok dediği şeyi biz diyeceğiz ki o onu satın alacak. Yani o kişi o yok olan neyse onu satın alacak. Dolayısıyla sürekli şu yeşteri fiilini cümlenin başına kullanacağız. Yani se yeşteri sürekli diyeceksiniz. Se yeşteri. Devamına da kim alacaksa onu, neyi alacaksa onu yazacaksınız. Bakalım. Leyse fi diyor yoktur. Fi seyyare arabasında yoktur. Fi seyyaretil üstaz hocanın arabasında yoktur. Vekut yakıt yoktur. Ne diyeceğim?
Hoca yakıt satın alacak diyeceğim. Hoca yakıt satın alacaksa hoca fail. Bu çok önemli bir alıştırma. Bunu üstazı buraya fail olarak yazdım. Üstaz. Vegut meful. Çünkü onu satın alacak. Vegut'u da buraya meful olarak yazdım. Şimdi geçtim harekeleri. Eğer bu benim failimse bunun harekesi damme. Eğer vegut benim mefulümse bunun harekesi de feta. Yalnız bu tenvinli feta kullanıyorsanız eğer onu elife yaslamak zorundasınız. Vegu'den olur. Şöyle oldu cümle. Dedi ki hocanın arabasında yakıt yok. Ben de dedim ki hoca yakıt satın alacak. Mesela ikinciye bakın. Daha yeşteriyi silip silip yazmayayım bir daha. Hepsini onun üstüne yazalım. Bakın leyse diyor yok. Fi mektep, mektep ofis demek. Fi mektebil mühendisi, mühendisin ofisinde yok. Takvimin diyor takvim yok. O zaman bu adam takvim satın alacak. Yani takvimi satın alacak olan mühendis olacağına göre şuraya mühendis yazıyorsunuz. Ki harekesi damme, fail burada. Takvim satın alacağına göre yani olmayan takvim olduğuna göre ve satın alacak olan takvim olduğuna göre harekesi feta bakın yine elife yasladım önemlidir. Tenvin olan arkadaşlar dammenin bir şeye yaslanmasına gerek yok. Kesranın bir şeye yaslanmasına gerek yok. Ama feta tenvinse ve kelime sonuysa elife yaslanarak yazılacak. Şu kapalı T hariç. Kapalı T tenvini fetası alıyor. Ama elife diğer harflerde elife yaslayarak yazmak zorundasınız. Önemlidir. Bu da böyle. Geçtim bir sonrakine. Üçte de diyor ki leyse yok. Fi gurfe odasında yok. Fi gurfet Selim, Selim'in odasında yok. Macem'in sözlük yok. Ben diyeceğim ki işte Selim burada fail yapacak, eylem yapacak adam olduğuna göre ve eylem sözlük üzerinde gerçekleşeceğine göre satın almak Selim ve sözlüğü yazacağım sırasıyla. Şöyle olacak bakın. Bir tane cümle yazayım sonra hep onun üstünde yapalım. Seyeşteri onu başa bir yazayım. Seyeşteri satın alacak. Burada satın alacak olan Selim, satın alacak olan sözlük olduğuna göre Selim'i buraya yazıyorsunuz. Harekesi damme Selim'in mucem yazacaksınız. Bakın. Harekesi feta onu da elife yazalım. Seyeşteri Selim mucem'i. Bir sonraki ne diyor ki? Leyse fi cey bil veledi diyor. Bakın çocuğun cebinde yok. Kalemin kalem yok. O zaman ne diyeceğim? Çocuk kalem satın alacak diyeceğim. Kalem satın alacak olan çocuk olduğuna göre el veledü fail harekesi damme. Kalemi satın alacağına göre kalem meful. O zaman harekesi feta olacak son harfin harekesi. Bir sonrakinde leyse yok diyor. Fi iade, iade muayenehane demek. Bu ünitede arkadaşlar daha çok kelime anlamına ihtiyaç duyacağız. Yani kelime anlamı lazım bize. Leyse fi iade muayenehanesinde diyor yok. Tabibe bayan doktorun muayenehanesinde yok. Mir'atün ayna yok. O zaman ben diyeceğim ki bayan doktor ayna satın alacak. Yani ona benzer cevap veriyorsunuz. Bayan doktor ayna satın alacak. Et tabibetü. Harekesi damme. Mir'at kelimesini meful olarak yazacağım. Harekesi feta. Bakın burada tenvine ihtiyaç yok. Çünkü dediğim gibi kapalı T'de tenvine ihtiyaç yok. Ama diğer harflerde fetayı yazıyorsanız teminle onu elife yaslayacaksınız. 6. Leyse yok fi fi hagibeti tilmize. Diyor ki öğrencinin çantasında yok. Kitabın kitap yok. O zaman diyeceğim ki öğrenci kitap satın alacak. Şuraya öğrenciyi yazıyorsunuz. Bakın ettilmize kelimesini. Şuraya da kitap kelimesini yazacağım. Sona meful çünkü sona geliyor. Ne oldu? Seyeşleri tilmize tü kitaben oldu. 7. Leyse fi metbehil aile diyor. Ailenin mutfağında yok. Basal soğan yok. Ne diyeceğim? Aile soğan satın alacak diyeceğim. Aile eylemi yapacak olan olduğuna göre ha bir de şeye dikkat etmedim belki başından sonuna hatalı da yapmamışımdır inşallah. Şimdi fail değişti bakın. Şu söyleyeyim zaten çok da önemli bir şey değil. Mesela şurada bir önceki cümlede ettilmizetü faildi ya. Ettilmizetü faildi ve bayandı. Artık seyeşteri diyemezsiniz. Bunu seteşteri demeniz lazım. Bu şimdi burada da oldu.
aile fail olduğuna göre ve bayan olduğuna göre artık yeşteri değil T demeniz lazım. Çünkü biz muzari fiili bayan yaparken T kullanıyorduk başına. Ona dikkat edin. Belki ben başından beri dikkat etmeyerek yaptım. Buraya aileyi fail olarak yazdım. Aile tü. Ondan sonra besal yazacağım. Besalen harekesi feta. Ve son cümle. Leyse fi beyti ammike diyor. Sen amcanın evinde yok. Sellace buzdolabı yok. O zaman diyeceğim ki amcan buzdolabı satın alacak. Bakın. Seyişteri. Ammüke selacetinde sona yazacağım. Harekesi feta olacak. Bu da fail olduğu için harekesi damme olacak. Şu kez zamir boş verin. Şu mime damme koyacaksınız nihayetinde. Cümle şöyle oldu. Artık y olmadı. Bir şey t olmadı. Bu defa da y olacak. Çünkü fail erkek. Şöyle yazacağız. Bakın. Asıl silecek. Şurayı sileyim. Artık burayı T değil yine Y yapacaksınız. Çünkü ammün dediği ammüke müzekker çünkü. Durum böyle arkadaşlar. Bize diyecek ki yani bize dedi ki sürekli şunun evinde, şunun arabasında şu yok. Ben de cevaben dedim ki o kimse her kimse onu fail yaptım. O olmayan şey her neyse onu da meful yaparak cümleleri tamamladım. Faile damma koydum, mefule fetha koydum. Onu da unutmayın. Üçüncü alıştırma. Ecip annesiyle diyor sorulara cevap ver. Bir mefulün mefule cevap ver. Mefulün bih ile cevap ver. Kafil misal örnekte olduğu gibi me'adapt ahir kül kelime. Her kelimenin de son kısmını yapmak suretiyle, yazmak suretiyle. Çok kolay bir alıştırma arkadaşlar. Şöyle hep aynı soru var. Yani sor edat olarak hep aynısını kullanmış. Bir önceki derste mesela bir başlı başını boydan boya sadece keyfe kullandığı bir şey vardı dedim ya. Evet, biz soru edatları konusunu işleyeceğiz ama soru edatlarına gelinceye kadar bütün soru edatlarını da görmüş olacağız zaten. Mesela orada keyfe geçmişti. Nasıl demekti? Burada maza geçiyor. Neyi demek arkadaşlar? Neyi? Manasına geliyor. Yani hepsinde aynı durum var. O diyecek ki işte şu adam neyi yapıyor? Cevabında zaten o durum her neyse meful olacak kelime o burada verilmiş zaten. Benim yapacağım sor edasını kaldırıp şurayı tam bir cümle olarak okumak hareketinde feta yapmak. Hepsi bundan ibaret. Mesela birinci cümleye bakın. Maza yatbahu diyor ne pişiriyor? Et tabahu aşçı ne pişiriyor? Karşısında zaten ades mercimek var. Sor edatını kaldırın. Bu yatbahu'dan başlayın. Yatbahu tabahu ades sen olacak arkadaşlar. Temin koyuyorsunuz feta. Cümle şöyle oldu. Cevabımız şöyle oldu. Yatbahu tabahu ades. İkinci de demiş ki maza yeşrabul muallim öğretmen ne içiyor? Bunu tam yazayım mesela bakın edatı kaldırıyorsunuz. Burası aslında cevap şurası. Buna da feta koyacaksınız. Yani cevabımız bu. Ben tam yazayım mesela. Şöyle olur. Yeşrabul muallim kahveten oldu. Hareke feta. Meful çünkü. Yeşrabul muallim kahveten. Hepsini böyle yapacağız. Maza ne? Yuşahidü izliyor. El evladı çocuklar. Karşısında program var. O zaman şunu kaldırıyorsunuz. Buradan başlıyorsunuz. Bakın. Yuşahidül evladu bername cen. Yalnız bername cene temim koyacaksınız. Temim koyacaksınız. Elif de koyuyorsunuz. Tam yazayım. Yuşahidül evladu bername cen oldu. Bir sonrakinde Maza yel'abu ne oynuyor? El-riyadi sporcu ne oynuyor? Devamında küratel kadem var. Bakın. Bunu kaldırın. Yel abul riyadu kürate feta koyuyorsunuz. Meful bu çünkü. Kürate kadem. Burası cevap. Daha yazmayayım her birisini. Okuyarak geçeyim. Son harfe feta koyuyorsunuz. Maza tegrau Zeynep. Bunu kaldırın. Bakın cevap burası. Tegrau Zeynep es sahife te. Harekeyi öğretmeye çalışıyor. Zaten cevabı kendisi vermiş. Yani zorlamamış. Cevabı sen bul dememiş zaten. Var cevap. Ben arkasını feta yapıyorum. Mada ahdarat el ümmü demiş. Anne ne getirdi? Karşısında balık var. Şurada gazete vardı es sahife. Bunu kaldırın. Bakın şöyle oldu. Ahdarat el ümmü. Es semekete. Anne balık getirdi. Maza alenet el camiatü. Diyor ki üniversite neyi ilan etti? Bunu kaldırın. Yine alenet el camiatü. Fail çünkü bu. En netaice meful.
Niye diyeceksiniz ki buna niye fetha koydunuz da temini koymadınız? Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Elif nun olursa kelimenin başında o tenvine engel olur. Yani temin koyamazsınız. Tenvin olmadığı için elif koymadım. Bizim kuralımız mesela bunda da işte bakın tenvin yok. Bunda da tenvin yok. Tenvin olunca son harfin üzerinde fetha onu elife yaslamaktı. Yoksa tenvin yoksa elif de yazamazsınız. Mesela burada var bakın. Maza se'elet Ayşe diyor. Ayşe neyi sordu? Buradan başlıyorsunuz. Se'elet Ayşe diyor. Sualen Ayşe soru sormuş. Sual kelimesinin sonuna bakın. Fetha koyacaksınız. Yani şöyle olacak. Sual. Buna fetha koyacaksınız. Bunu da elife yazmanız lazım. Sualen olur. Elifi lamın hemen böğrüne yazıyorsunuz. Şöyle. Bu da böyle bir alıştırmaydı. Soruya cevap verdik. Dördüncü alıştırma. Dörtte de bakın bazen faili boş bırakmış, bazen meful, bazen ikisini boş bırakmış. İşte bunu da bizim tamamlamamızı istiyor. Yani bir yerde bir kelime falan yok, biz yerleştireceğiz. Soru köküne bakın ne istemiş. 4. İmle doldur el feragat, boş kısımları bir fiilin, ev failin, fiil veya faille doldur. Ev veya mefulün bihi veya mefulün bihle doldur. Kemal filmsi de örnekte olduğu gibi. Mesela kendi yazdığında Gari Muhammed'in demiş, Muhammed okudu, okuyacak bir şey lazım ona. Ders yazmış. Bu tarafta mesela fiil var, fail yok. Fail yerleştirmiş. Bakın ketebet, risalette diyor. Mektubu yazdı. Onu o işi yapacak. Arada fail boş. Fail koymuş bu defa. Üçüncü yaptığı örnekte de fiil boşmuş. Fiili yerleştirmiş. Cümlesi şöyleymiş. El mühendis el binaya. Mühendis binayı ne yapacak? İnşa eder. Bena fiili koymuş. Nihayetinde bu da kelime anlamı bilmeyle alakalı bir alıştırma arkadaşlar. Bazılarında meful olmayacak, bazılarında fail olmayacak, fiil olmayacak veya ikisi olmayacak. Ben onları yerleştireceğim cümleye. Yani tamamen kelime anlamıyla alakalı bir şey. Bir de tabii son harf. Yani koyduğun kelime ise fail ise, damme, mef ise, fetha onları da gözetmek lazım. Şahedel muallimü diyor, öğretmen izledi. Mesela program izledi diyelim arkadaşlar. Bernamecen. Öğretmen program izledi. Devamında ettifler asiran diyor. Çocuk meyve suyu ne yapar? İçer. O zaman şeribe. Şeribe. Ahtarat diyor getirdi. Mesela buna da Zeynep diyelim. Bayan fiil müennes olduğuna göre buraya bir müennes fail lazım. Zeynep getirdi. Neyi getirir mesela? Kitaben. Ya yani her getirilebilecek her şey olabilir. Zeynep kitaben, bakın harekesi fetha, bunun harekesi damme. Zeynep kitap getirdi. Zare ziyaret etti. Yani birisi birisini ziyaret edecek. Mesela ah, buraya Ahmet, buraya Mehmet bile yazabilirsiniz. Ahmet Mehmet'i ziyaret etti diye olabilir. Mesela et talibu yazayım bakın. Öğrenci. Buraya da arkadaş yazayım. Zare talibu sadigahu. Öğrenci arkadaşını ziyaret etti. Zarel mühendisu işte zemilehu. Mühendis arkadaşını ziyaret etti gibi gelebilir. Zaret tabibu el merida, doktor hastayı ziyaret etti falan. Bernameş demiş program. Program ne olur? İzlenir. Buraya bir şahede getirebilirim bakın. Yukarıda da geçmişti zaten. Şahede. Buraya bir adam şahıs adı koyabilirsiniz. Mesela diyelim ki Fatih dediniz. Şahede Fatih el Bernamece, Fatih programı izledi. Ve oraya herhangi bir şey gelebilir, turist, aklınıza ne geliyorsa. Kaçtayız? Altıdayız. Tabahu aşçı. Aşçı yemek pişirecektir. O zaman burada tabaka fiilini kullanmak lazım. Yani aşçı geçiyor olduğu için fiil olarak tabaka. Ha, şöyle de olur. Aşçı pişirmez de resim çizer. Yani aşçı yemek pişirmez de çarşıya gider. Mesela bakın öyle yazayım. Yani öyle bir zorunluluk yok. Yeter ki saçma olmasın. Zahabet tabahu diyor. İşçi, aşçı gitti. Nereye? İle suk. Çarşıya gitti diyebilirsiniz. Anlamlı bir cümle. Kur'an var sonunda. Kur'an ne olacaktır? Ezberlenecektir ya da okunacaktır. Okumayla alakalı olan kelimeyi yazayım. Bakın. Gare okudu. Ettilmizu diyelim mesela. Öğrenci okudu. Öğrenci. El Kur'an'ı. Öğrenci Kur'an'ı. Kara Tilmiz, El-Hurane öğrenci Kur'an'ı okudu.
Arkadaşlar elimi tam olarak tabletin üzerine yatıramadığım için uzaktan yazıyorum, oturmuyor böyle. Artık yazı biraz şeyi idare edeceksiniz ama okunuyor. Bir de tekrar ediyorum zaten. 8 ekele diyor. 7 işte birisi bir şey yiyecek mesela. İşte diyelim ki elveledü çocuk. Elmevze. Muzu yedi. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Bu meful olan kelime bazen eflamlı geliyor, bazen eflamsız geliyor falan. O kelimenin marife nekre oluşuyla alakalı bir şey. Yani eflamlı da yazabilirsiniz, eflamsız da yazabilirsiniz. Mesela ben bunu eflamsız da yazabilirdim. O zaman şöyle yazardım. Eliflam olunca tenvine engel oluyordu. Eliflam yoksa tenvin koyuyorduk ya. Tenvin koyunca da elife yaslıyorduk. O zaman şöyle yazardım mevzun. Yani ikisi de yazılabilir. Orada bir sorun yoktur. Ve o da son alıştırmamız arkadaşlar. Onunla konuyu bitirmiş olduk. Çok kısa bir konu. Alıştırmalar da kısaydı. Bir sonraki dersimiz bir sarf konusu işleyeceğiz. Bu hafta sarfta da asıl o ikil çoğul konusunu yerinde görmüş olacağız inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.